Sayın basın mensupları, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyor. Yapacağımız basın toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konya Ovası'na su getirme ile ilgili en kapsamlı çalışma Osmanlı devrinde 2. Abdülhamit Han zamanında yapılmıştır. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olan Konya Çumra sulaması 1907-1914 yılları arasında yapılmış olup proje ile Beyşehir Gölü suları bir isale kanalıyla Konya Ovası'na nakledilerek 57 bin hektar tarım alanı sulamaya açılmıştır. Bu büyük proje o dönemde dünyanın önde gelen projeleri arasında yer alıyordu. Yapılan projede ana su kaynağı Beyşehir Gölü'dür. Buradan alınan su isale hattı ve buna bağlı sulama kanalları ve taksim merkezleri ile Konya Ovası'na ulaştırılmıştır. GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan Konya Çumra projesi kapsamında Konya'nın su rüyasını gerçekleştirmek için Devlet Su İşleri tarafından uygulamaya başlanan projelere Konya Ovaları proje kısaca KOP denilmiştir. Konya Ovası projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sorumluluk sahası olan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde 2014 yılından bu yana yürütülen saha araştırmaları farklı düzeylerdeki paydaş görüşmeleri neticesinde hazırlanmış olan KOP eylem planı bölge masasının refah seviyesini bölge insanının refah seviyesini ve bölgenin gelişme potansiyelini arttıracak, bölge üretimini daha sürdürülebilir ve dengeli hale getirecek tedbirler içermektedir. KOP'un ana başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, ekonomik yapının güçlendirilmesi, altyapının geliştirilmesi ve kentleşme, beşeri ve sosyal yapının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olarak sıralanabilir. KOP eylem planının temel hedefi bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetleri arttırmak, yenilikçi bir yaklaşımla rekabet gücünü geliştirmek, Konyalı çiftçimizin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir. KOP bölgesi sahip olduğu geniş tarım alanlarına karşın yetersiz su kaynaklarına sahiptir. Bölgedeki mevcut su kaynakları ve üretim deseni ile tarımsal yapının sürdürülmesi risklidir. Türkiye'de sulanan alanların %17'sinin KOP bölgesinde yer almasına karşın ülkemizin kullanılabilir su kaynaklarının ancak %4'ü bölgede bulunmaktadır. Bölgenin mevcut sulanan alanlarında kullanılan suyun %60'ı yeraltı suyundan karşılanmaktadır. KOP bölgesinde yeraltı su seviyesi her yıl ortalama olarak 3 milimetre civarında düşmektedir. Yeraltı sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde belli bir derinlikten sonra su çekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum mevcut sulanan alanların büyük bir kısmının ileride sulu tarım yapılmasının riskini ortaya çıkarmaktadır. Bölgede Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ülkemizin merkezinde yer almakla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları ile geleceğin yeşil enerji üretim merkezlerinden birisi olabilecek potansiyele sahiptir. Su kaynaklarının giderek azalması, kuraklık riski tarımsal yapıyı tehdit etmektedir. Her geçen gün oprukların sayısı artmaktadır. Bu kapsamda arazi toplulaştırması ve sulama projeleri hayata geçirilerek tarım altyapısı iyileştirilmelidir. Mevcut suyun tasarruflu kullanılması ve havza dışından Kızılırmak
ve göksu nehirlerinden su transferi imkanları hayata geçirilmelidir. Bölgeye has kuru tarım ve öncelikli ilave tarımsal destekleme programları uygulanmalıdır. KOP bölgesinin sahip olduğu potansiyelleri kullanarak, tehditleri fırsatlara çevirerek ülkemizin yeni cazibe merkezi haline getirilmesi mümkündür. Bu maksatla bölgede topyekün bir yapısal dönüşüm programının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın mevcut şekilde sürdürülebilmesi için, bölgede var olan suların yetersiz olduğu için havza dışından değişik kaynak sularının getirilmesi gerekmektedir. Sakarya Nehri, Fırat Nehri, Kızılırmak, Seyhan, Göksu, Manavgat gibi akarsulardan su getirilmesi aciliyet arz etmektedir. Aşağıdaki tekliflerin incelenmesine dikkat çekmek istiyoruz. 1. Göksu Nehri projesi kapsamında Bağbaşı Barajı bitirilmiş, sular Mavi Tünel projesi ile Konya Ovası'na taşınmakla beraber, ilave olarak Afşar Barajı ve Bozkır Barajı suyunu Mavi Tünel sistemine taşıyacak olan Hadimi Tüneli yapımının hız verilmesi gerekmektedir. 2. Manavgat Nehri tamamen denize akmaktadır. Mavi Tünel'de uygulanan usul ile Manavgat, önce Suğla Gölü'ne sonra Ova'ya aktarılabilir. 3. Beyşehir Gölü projesi, gölden çıkan çarşamba suyu kanala alınmış, Suğla Gölü'ne akması sağlanmış, üzerine APA barajı yapılmış ve Çumra Ovası'nın sulanmasında kullanılmıştır. 4. Kızılırmak Nehri projesi, Hirfanlı Barajı'ndan boru hattı ile Konya Ovası'na su getirilmesi sağlanmalıdır. 5. Karasu Nehri, Fırat Nehri'nin kuzey kolu olan akarsu sularının Kızılırmak üzerinden taşınması hayata geçirilmelidir. 6. Kızılırmak suyu, Tuz Gölü, doğal gaz deposu yapımında kullanılmalı, temiz su için de Hirfanlı Barajı'ndan çekilen boru hatlarıyla Aksaray'ın tarlalarını sulamada kullanılabilmelidir. 7. Alara Çayı ve Kargı Çayı orta toroslardan denize akmakta. Bu nehirlerin bölgeye bağlanması sağlanılabilmelidir. 8. Seyhan Nehri üzerindeki Çatalan Barajı'ndan alınan suların havzaya aktarılması gerekmektedir. 9. Gembos Havzası'nda Akdeniz'e akan sular Derebucak Barajı'nda biriktirilmekte, derivasyon kanalı ile Beyşehir Gölü'ne, oradan ovaya aktarılmaktadır. Ayrıca gölüne, yani Beyşehir Gölü'ne oradan ovaya aktarılmaktadır. Ayrıca Beyşehir Gölü'ne akan gölü besleyen dereler, göl etrafındaki sazlıklar, çaylar acilen temizlenmelidir. 10. Beyşehir Gölü'nü besleyen dereler üzerine kurulan bent ve barajların yapımı durdurulmalı, gölün Aral Gölü'ne dönmemesi için acilen önlem alınması gerekmektedir. Sonuç olarak KOP projesinin sorunu, Konya Ovası sulama projesinin bitirilmemesi, Mavi Tünel ile gelen suyun Konya'mızın içme suyunu karşılıyor olmasıdır. Yeraltı kaynak sularının ciddi anlamda kuraklık nedeniyle seviyesi düşürülmekte ve obruklar oluşmaktadır. Bağbaşı ile Avşar Barajı arasındaki tünellerin yapımının devam etmesi sebebiyle sular Konya Ovası'na değil Göksu projesine akmaya devam etmektedir. Konyalı çiftçilerimizin sorunlarının çözülmesi için bir an evvel KOP projesinin bitirilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı KOP projesinin tamamlanıp Çumra'da bulunan Hotamış Havzası'nın doldurularak yeraltı kaynak sularının beslenmesi sağlanmalıdır. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet olun diyorum.